Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Dilerim iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bu bölümde sizlerle paylaşmak istediğim konu toksik ilişki. Toksik ilişkiler, zehirli ilişkiler, görünmez ilişkiler. Daha doğrusu ilişkinin görünmeyen tarafları, fakat acıtan tarafları, rahatsız eden tarafları, içinden çıkılamayan tarafları, yönleri. Evet arkadaşlar, artık çoğumuzun neredeyse günde bir kere duyduğu bir ilişki türü, toksik ilişki. Toksik bugüne kadarki videolarda narsizmden, narsist kişilik bozukluğundan dolayısıyla toksik ilişkide başrolü oynayan kişiden, onun kişiliğinden söz ettim ve onun nasıl stratejiler uygulayarak sizi yönlendirdiğini, sizi ilişkinin içine çekip ya da dışına atıp tekrar çekip sizi mahvettiğini konuştuk. Bunu dinlemeyenler varsa öncelikle önceki videolarımı iyice bir dinlesinler. Bundan sonraki videolarımda arkadaşlar olayı biraz daha genelleştirerek, daha doğrusu olayın işte bu ilişki biçiminden söz ederek ve biraz daha başka konulara doğru kayarak ilerlemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, toksik ilişki demek dediğim gibi zehirli bir ilişki demektir. Yani aslında gözle görülmeyen fakat hissedilen bir çeşit zehir gibidir. Yani kafanızdadır daha çok. Yani düşüncelerinizde. Yani ortada kimselere gösteremediğiniz yerlerde. Devamlı beyninizde olan şüpheler, devamlı içinizi kemiren sorular, devamlı dönüp durduğunuz kısır döngü, bir türlü içinden çıkamadığınız kısır döngünüzle toksik ilişkinin içindesiniz demektir. Toksik ilişki içinde olan kişiler ilişkilerini devamlı sorgular arkadaşlar. Devamlı 24 saat kafalarında o kişiyle, yanındaki kişiyle yaşadığı ilişkinin şunu mu dedi, bunu mu dedi, böyle mi yaptı, neden yaptı, ben mi suçluyum, ben mi anlamadım, ben mi yetersizim ya da ben mi çok gayret etmiyorum gibi hep böyle içinden çıkamadığı sorularla kafasında o ilişkiyi yaşar. Ve belki de binlerce kez evliyse eğer boşanmaktan ve bu ilişkiden kurtulmaktan, bu sefer son, artık kesin boşanacağım, kesin işte gidip avukatı göreceğim ya da kesin aileme bundan söz edeceğim, arkadaşlarıma söz edeceğim, artık yeter, daha fazlasına tahammül edemem deyip de hep yeniden hep şans verdiği ilişki türüdür toksik ilişki arkadaşlar. Bir çeşit huzuru bozan bir ilişkidir arkadaşlar. İlişkinin, toksik ilişki yaşayan kişilerin ortamında, evlerinde, yanlarında huzur yoktur. Bir çeşit bir tedirginlik, bir çeşit bir yetersizlik duygusu, bir çeşit bir şimdi ne olacak, acaba beni aldatıyor mu, acaba şu an nereye gitti, kiminle, kaçta gelecek, ne olacak, hep sizi bir kaygıya iten, endişeye iten tarafları vardır toksik ilişkinin. Asla siz hani böyle o ilişkinin başında işte çok seviyorsunuz ya birbirinizi, o da sizi seviyor, siz de onu seviyordunuz ve bunu istersiniz hep. Hani tekrar o günlere dönebilmeyi, en baştaki gibi olabilmeyi. Ama gün geçtikçe ilişkide bir şeyler oluyordur. İlişkide hem çok kötü giden bir şeyler vardır. Devamlı siz işte bir şekilde görünmez bir el tarafından yönlendiriyorsunuz, yönlendiriliyorsunuzdur. Daha doğrusu görünmez bir el sanki boğazınızı sıkıyor gibidir. Ama siz bunu bir türlü açıklayamazsınız. Yani bu elin yanınızdaki ilişkideki kişi tarafından o yapıldığını, bu davranışın ve elin onun eli olduğunu görürsünüz aslında. Bilirsiniz de, fakat bunu açıklamak için bir türlü yeterli bir şey bulamazsınız. Çünkü karşınızdaki kişi devamlı size manipülatif davrandığı için şöyle der: ya ortada bir şey yok ki, ilişkimiz çok güzel, sen abartıyorsun, sen göremiyorsun, sen anlamıyorsun, sen mutsuzsun,
Sen depresyondasın. Sen işte beni anlamaya çalışmıyorsun. Bir de buradan girer toksik ilişkideki kişi. Şimdi böyle bir ilişki içinde bir başka türlü deyimle de şöyle düşünün. Çok sevdiğiniz bir yemek var. Yiyorsunuz, başta böyle severek hep iştahlı oturuyorsunuz. Ama bu yemeğinizin içinde her gün biraz daha sizi bağımlı yapacak bir madde ekleniyor. Yani bu bağımlılık maddesi, siz fark ediyorsunuz, yani çok severek yiyorsunuz ama bir müddet sonra bu yediğiniz yemek işte midenizi bozmaya, bağırsaklarınızı bozmaya başlıyor. Hemen onu çıkarma ihtiyacı hissediyorsunuz ya da hemen ondan kurtulmak istiyorsunuz. Bir şekilde bedeniniz itiraz ediyor ve rahatsız olduğunuzu bedeniniz dile getiriyor. Hani diyor ki at bunu, çıkar yani içinden, yaşamından çıkar. Fakat sizde bu yemek öyle bir bağımlı hale getiriyor ki içine konulan o madde, bağımlılık maddesi diyelim, eroin olsun, bir uyuşturucu olsun. Hem size haz veriyor, haz verirken de zehirliyor arkadaşlar. Ve siz bundan artık hani o yemeği biliyorsunuz, zehirliği öldürüyor sizi. Yani yememeniz lazım artık, hayatınızdan çıkarmanız lazım ama onu yemeden de duramıyorsanız, çünkü artık bir şekilde hani onu yemeden yaşayamam gibi bir duyguya kapılıyorsunuz. Ya da artık bana hani o kişi yanımda olmadan, o kişi bana destek olmadan ben yapamam. Hayatımdan çıkarsa ben yalnız ne yaparım? Yalnızlıktan korkuyorsunuz. Sanki o kişi, toksik ilişkiyi yaşatan kişi sizin her şeyinizmiş gibi. Yani küçük bir çocuk oluyorsunuz onun yanında sanki. O küçük çocuğun çaresizliğini yaşıyorsunuz. Hani küçük çocuklar böyle bir problemle karşılaştığında ne yapacaklarını bilemezler ya. Oturur ağlarlar ya da korkarlar, bir köşeye büzülürler. İşte öyle bir hal geliyor size. Yani kendinizin erişkin olduğunu unutuyorsunuz arkadaşlar. Erişkin ve bu işi aslında çok rahat çözebileceğinizi, karşınızdaki kişiyi çok rahat yönlendirebileceğinizi unutuyorsunuz. Ve kendi hayatınızdan çıkıp artık o kişinin hayatında hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü toksik ilişkideki kişi aynı zamanda sizi zehirlemeyi, sizi uyuşturucuya alıştırmayı, bağımlı hale gelmeyi, getirmeyi değil, aynı zamanda sizin kendinizi düşünmekten de men eder. Yani artık kendinizle ilgili bir şey düşünemez hale gelirsiniz. Sizin varlığınız, kendi bedeniniz, ruhunuz yoktur artık. Yavaş yavaş o gidiyordur ve aklınızda, aklınızın her köşesinde o kişi vardır. O kişi ne yapıyor? Nerede? Ne zaman gitti? Nasıl olacak? Beni aldatıyor mu? Aldatmıyor mu? Beni seviyor mu? Sevmiyor mu? Hep böyle bir bilinmezlik içinde kalırsınız ve hiçbir şey arkadaşlar yanınızdaki kişiyle kesinleştiremezsiniz. Hiçbir konuda size açık ve net konuşmaz. Hiçbir şekilde size sizin rahatlamanız gerekecek biçimde konuşmaz. Çünkü bunlar toksik ilişkileri yaşatan kişilerdeki stratejiler bunlardır. Daha önceki videolarımı lütfen izleyin. Ve siz de bu arada zaten işte o zehirli ilişkinin içinde yavaş yavaş daha çok zehirlenerek, daha çok işte evdeki o kirli odadaki, oksijensiz odadaki, pis odadaki o soluya soluya siz de artık bir şekilde sağlıklı düşünemez hale gelirsiniz. Kendinize olan güveniniz gider. Kendi hakkınızı savunamaz olursunuz. Hep böyle başkaları tarafından sevilmediğinizi, istenmediğinizi. Çünkü siz aslında değersiz olduğunuzu, başkaları tarafından da böyle algılandığını hissetmeye başlarsınız. Zaten canınız evden çıkmak istemez. Tek başınıza bir şey yapmaktan zevk almazsınız. Hep yaptığınız şeyi o yanınızdaki kişi için yaparsınız. Toksik ilişki böyledir. Yani o kişi görsün, beni onaylasın, beni değerli hissettirsin diye. Çünkü karşınızdaki kişi durmadan sizin yaptığınız her şeyin bir eksik tarafını gösterir.
tamamıyla mükemmel yaptığınız her şeyde bile bu kişiler ne yapar? Der ki, yok sen zaten boşuna uğraşma. Yani yapamazsın. Çok iyi yaptığınız bir işinizde bile. Ya da hiç sesini çıkarmaz. Hani siz harika bir şey becermişsinizdir. İşinizde diyelim. Herkes sizi alkışlamıştır. Bir numarasınızdır iş yerinde. Ama eve geldiğinizde o iş yerindeki bir numara kadın ya da adam o toksik ilişkinin içinde sıfırdır. Eve gelir sanki böyle o gücü, o böyle yüzlerce kişiyi hükmeden, egosu yüksek, ne yaptığını bilen, sevilen, değerli hisseden, kendi değerli hisseden kişinin yerine küçük bir çocuk alır. Ve küçük bir çocuk derken bu çocuk gerçekten hiç değer verilmemiş, ezilmiş ve bir iş beceremez havalarında. Ya hani böyle çocuk o gün düşünün okula gitmiş son derece iyi not almıştır. Eve gelir annesine ya da babasına der ki ya anneciğim bak işte anne baba ne olacak ben senin zamanında gibi ya da ne olacak bunu bir şey mi zannediyorsun? Dur bakalım daha okulun şu var bu var bitecek işte okullara gideceksin iş güç sahibi olacak asıl o zaman görelim seni. Yani orada hemen bir değersizleştirme gelir. Size yapılan da budur arkadaşlar. Sizdeki şey de zaten şu, işte toksik ilişkilerdeki davranış modellerinde karşı tarafta yani siz o kişiden onay almak için, o kişi tarafından beğenilip sevilmek için döner durursunuz etrafında. O kişi de her seferinde sizi istemediğini, sevmediğini, bir türlü onu mutlu edemediğinizi, o olmazsa öyle olmayacağını, bu olmazsa böyle olmayacağını hep bunu hissettirir ve siz de ısrarla böyle o ışığın etrafında dönen pervane böcekleri olur ya böyle devam bırakamazlar oradan gidemezler. Kovarsınız bazı sinekler olur evde falan böyle kovalarsınız çıksın dışarı diye ama hayır o illa öleceğini bile bile o ışığın etrafında döner. Ve gider o ışığa yapışır orada ölür kalır zaten. Hani böyle bir öldürücü ışıklar falan da vardır. İşte toksik ilişkilerdeki kişiler de böyledir arkadaşlar. Toksik ilişki sizi tıpkı oradaki o zehirleyen lamba gibi etrafında döndürür ve içinde çeker, sizi yapıştırır. O yüzden de orada kalmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yaşadığınız ilişkinin toksik bir ilişki olduğunu anladığınızda, sizi mutsuz ettiğini, her ne yaparsanız yapın artık hep mutsuz olduğunuzu, artık bir şey olmadığını gördüğünüzde ve kafanızda binlerce soruyla yaşıyorsanız bu ilişkinizi lütfen bir profesyonelden yardım alın ya da kendi kendinize o farkındalığınızı geliştirin. Yani bu işin bir sonucu olmayacağını, ne kadar şans verirseniz verin, o işin bir yere gitmeyeceğini, bir şeyle sonuçlanmayacağını, takdir edilmeyeceğinizi, sevilmeyeceğinizi, değerli hissettirilmeyeceğinizi, hissettirilmeyeceğinizden emin olun. Bu farkındalıktan sonra da bir şekilde kendi hayatınıza, kendinize dönmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kendinize. Ben varım. Ve ben işimde şurada başarılıyım, başarılıydım. Şöyle şöyle arkadaşlarım vardı, bunlar beni seviyordu. Aslında ben güçlü biriyim, çok şeyler yapmış biriyim, her şey nelerin üstesinden gelmiş biriyim. Artık ben kendi ayaklarım üzerinde kalkıp şu yanımdaki işte o zehirli yemekten yememem gerekiyor. Bu ışıktan kurtulmam gerekiyor ve ben kendi hayatım için bir şeyler yapmam gerekiyor deyip kendi hayatınıza yönlenmeniz gerekiyor. Ha şunu diyebilirsiniz. Ama ben çok uzun sene işte o kadar sene zaman verdim. İşte 20 yılım, 30 yılım geçmiş ya da 5-6 yılım geçmiş. O kadar ben bunu adam ettim, kadın ettim, emek verdim. Maddi manevi beni sömürdü. Tam da bir şeyler oldu. Tam her şey düzeldi. Şimdi ben çekip gidersem o rahat edecek. Hayır arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Siz orada kaldığınız sürece siz çökeceksiniz. Siz mahvolacaksınız. Hep sizden gidecek yine. O hep orada beslenen, semiren, büyüyen o olacak. Siz hep küçülecek, eksileceksiniz, zayıflayacaksınız, çökeceksiniz. O yüzden lütfen bir şeye karar verdiğiniz zaman o yanınızdaki kişi, ay şu kadar şu kadar emek verdim, emeklerime yazık demeyin. Çünkü
Bundan sonra daha da çok emek vereceksiniz ve o zaman ileride baktığınız zaman keşkeleriniz çoğalacak. O yüzden tekrar tekrar ilişkinizi gözden geçirin ve tekrar tekrar bağımlı olup olmadığınıza bakın. Aklınızda sorularla dolaşıp dolaşmadığınıza bakın. Endişeli, kaygılı mısınız? Devamlı böyle bir tedirginlik hissi mi var? Bir türlü böyle doğru mu yanlış mı olduğunu karar veremediğiniz durumlar mı var? Kendinizi mi suçluyorsunuz? Bilin ki toksik bir ilişki içindesinizdir. Ve siz yönlendiriliyorsunuzdur. Ve sizin aklınızla oynanıyordur. İşte burada arkadaşlar bir adım geri adım atın ve bakın bakalım neredesiniz, size neler yapılıyor. Bir şöyle bir kendinize gelin, silkelenin, bir kendinize bakın, farkındalığınıza bakın, kendinizi görün arkadaşlar. Bırakın onunla ilgilenmeyi, bırakın onu mutlu, memnun etmeyi ya da sizi sevsin, sizi beğensin, sizi anlasın diye beklemeyi bırakın. O sizi asla anlayamayacak. Ve son olarak şunu söyleyeyim. İlişkiyi bitirmekten korkuyorsanız muhtemelen tutulacak olan yas döneminden korkuyorsunuzdur. Evet, bir ilişkiyi bitirmek zordur. Çünkü arkasından onca yılın, onca alışkanlığın eksikliğini hissedersiniz. Bir yas dönemine girersiniz. Bir depresyon dönemine girersiniz. Bu çok normal arkadaşlar. Bu ömrünüz boyunca sürecek olan bir şey değil. Bu geçici bir şeydir. Bu kendinize gelmeniz için gerekli olan bir şeydir. Kendinizi toplamanız için gerekli olan bir şeydir. O yüzden de hani onu da göze alabilmeniz gerekiyor. Yani hiçbir şey, hiçbir mutluluk kolay olmaz. Bazı şeyler için uğraşmanız gerekiyor. Farkındalığınız geliştikten sonra, fark ettikten sonra bunun için savaşmanız gerekiyor. Bunun için zorlanmanız gerekiyor. Yoksa sizi o girdiğiniz girdaptan, çukurdan sizden başka çıkaracak olan kimse olmayacak, kimse gelmeyecek. Boşuna orada beklemeyin ya da o şeyi düzeltmeye çalışmayın çünkü başaramayacaksınız. O yüzden de arkadaşlar lütfen ilişkilerinize bir kere daha bakın. Bakın bakalım sizi rahatsız eden, tedirgin eden, hani böyle bir türlü huzur bulamadığınız bir ilişki içinde misiniz? Aklınızda binlerce soru mu var? Ara ara kendinizi mi suçluyorsunuz? Yetersiz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Ve bunların cevaplarını arkadaşlar bulamıyorsanız da profesyonel yardım almanız gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.